için sanat, herkes tarafından algılanabilen, anlaşılabilen, dokunulabilen, hissedilebilen, yorumlanabilen, kendini tekrar anlamlandırabilen çok basit bir yapı olmalı. İnsanlar sanat eserine karşı mesafeliler. Bir yakınlık kuramıyorlar. Çünkü çok aşina oldukları bir nesne değil. Yağlı boya, tuvaller, fırçalarla yapılmış yüzey resimleri. Atık olan nesnelerle sanat eseri yapmaya başladığımda şunu fark ettim. Aa, bu bir kaset ya da aa, bu bir kot kumaşı. Yani bildiği ve çok rahat gündelik hayatın içerisinde var olan bir nesne bu. Ve bu nesneyi gördüğü zaman bir yakınlık hissetmeye başlıyor. Çünkü tanıdığı bir şey. Yani her gün temas ettiği bir kot pantolonu, kumaşını bir sanat eserinde gördüğü zaman direkt evet ben bunu tanıyorum, biliyorum algısı oluşuyor. Görüyor, bakıyor, izliyor, düşünüyor. Ama bir de bunu hissetmek istiyor insan. Çünkü o pantolona her gün dokunuyor ve hissediyor ve onun gerçekliğini teyit etmek istiyor belki de zihin ve ruh. Böyle olunca da dokunma eylemini de gerçekleştirmek istiyor. Ben de işte bu noktada sanatın o ulaşılmaz, algılanamaz, dokunulmaz imgesini yıkması açısından bu kumaşı çok önemsiyorum. Özellikle de denim kumaşı zaten dünyanın her yerinde bilinir ve tanınır bir kumaş olması anlamıyla da zaten ayrışan bir yapısı var. Sanat ne ulaşılmaz, ne dokunulmaz. Sanat gündelik hayatın içerisinde, gündelik yaşam nesneleriyle birlikte var olmuş gündelik bir eylem. Aslında her insanın yaptığı bir varoluş biçimi. Sanatın sürdürülebilirliği ne demek? Sanat, hayatın, toplumun karşılaşabileceği her anda, her yerde karşımıza çıkması demek. Bir konferans salonunun, toplantı salonunun ya da bir mağazanın ya da bir havalimanının herhangi bir yerin bir köşesinde bir sanat eseriyle karşılaşmanız demek. Bunun için özel bir çaba sarf etmeden günlük yaşantımızın bir parçası haline getirip yolculuğumuza devam etmek demek. İşte sanatın sürdürülebilirliği bu mekanların çeşitliliğiyle olabilir. Şu anki projemizin adı Döngü. Döngünün benim için çok özel bir tanımı var. Aslında bütün bir hayat boyunca hepimizin yaşadığı döngüler silsilesi içerisinde küçük değerler oluşturduğumuz hikayeler var. Döngü kavramı bir nesnenin ilk başta neydi? İşte iplikten geliyor, arkasından dokunuyor, kumaş oluyor, kumaştan kıyafete dönüşüyor, kıyafetten giyiliyor, vazgeçiliyor, atık oluyor, sonra atıktan tekrar geri dönüşüme gönderiliyor, tekrar ipliğe dönüşüyor ve kendi içerisinde bir hikaye yaratıyor. Bu nesnenin döngüsüydü. İnsan için de aynı şekilde. İşte doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, hikayelerimiz oluyor, bizden parçalar oluşuyor, o parçalar ayrılıyor, sonra tekrar kendi döngüsünü yaşatan başka bir hikaye oluyor. Bu sergide döngü fikri benim için çok kıymetli. Çünkü hem nesnenin döngüselliği, hem insanın döngüselliği zindan kapıda buluşması hikayesi var. Ve zindan kapının da benim için ayrı bir yeri var. O da kendi döngüsünü tarihi bir yapı olarak ortaya koyan farklı bir hikayede kendini kesiştiriyor. Benim için portre çok önemli. Çünkü portre demek insan demek. Benim bütün eserlerimde portreler vardır. Ve bu portreler kadın, erkek fark etmiyor, yaş aralığı fark etmiyor. Her türden, her ırktan insanları barındıran portreler. İnsanı anlatmanın tek yolu yine insandan geçiyor. Benim eserlerimde o portrenin karşısına geçtiği zaman eğer üzgünse bana dönüp şunu diyebiliyor. Bu portre ne kadar üzgün. Aynı portreye başka bir kişi geldiğinde, baktığında ya bu çok güçlü bir kadın portresi diyebiliyor. Aslında bu portreler kendi dilini, kendi hissettiği duyguyu karşı taraftaki bakışlarla hissedip kendisini tanımlamasına neden oluyor.
O yüzden benim odağımda kesinlikle insan var, portre var ve kendisini anlamaya çalışan, anlamlandırmaya çalışan ya da bana ipuçları veren insanlar.